her sene Türkiye'de biliyorsunuz iki tane fuar düzenliyoruz. Fuar öncesi işte alım heyetlerinin organizasyonları oluyor. Bu organizasyonlara elimizden geldiğince fuara verimli müşteri getirmeye çalışıyoruz. Tabii işte bazen işte fuarların arka arkaya gelmesi, İtalya'daki fuar, ondan sonra işte Hong Kong fuarı, ardından ve Türkiye fuarı. Önemli pazarlar bizim için işte Latin pazarları, Meksika özellikle. Meksika'da da aynı anda Guadalajara'da bir fuar var. Bununla çakışması tabii ki Meksika'daki alma yetlerinin yani beklentimizin altında kalması oldu. Bunu da işte önemli olan bu fuarları böyle çok çakışması bizim için, sektör için özellikle olumsuz etkiliyor ama yani genel olarak baktığınız zaman alım heyetlerinde istediğimiz hedefe ulaştık. Önemli olan bu. Birinci gün, ikinci gün firmalar işte çok verimli geçtiğini söyledi fuarın. Yani genel anlamda böyle bir fuar geçiriyoruz ve bitiriyoruz yani. Hazırlıklar firma olarak zaten sabit tutuyoruz biliyorsunuz. Alım heyetlerinin sayısını çoğaltmaya çalışıyoruz Antalya'da. Bir festival havasında geçiyor zaten biliyorsunuz. İnşallah bu sene de geçen seneki gibi insanlar, firmalarımız inşallah bu aldıkları siparişi ürüne de çevirirlerse bizim için mutlu bir hal almış olur yani. Yani 2023 yılı bizim için Allah'a şükür iyi geçti. Biliyorsunuz bizim Amerika ve Avrupa operasyonlarımız var. Burada elimizden geldiğince pazar payını büyütmeye çalışıyoruz. Ekiplerimizi çoğaltıyoruz. İşte Avrupa'da bir ofis açma projemiz var. İleriki dönemlerde. Bunun alt hazırlıklarını yapıyoruz. Amerika'da ofisimiz var. Toptan ofisimiz var. Orada işte ekip sayısını çoğaltarak Amerika'nın tamamına yayılmayı düşünüyoruz. Çalışmalarımız bu minvalde devam ediyor. Her sene üstüne koyarak gidiyoruz. Premier zaten biliyorsunuz eski bir firma. Eski bir, evet, kendini kanıtlamış bir firma. Üretimiyle olsun, işte pazarlamasıyla olsun. Yani durum böyle. Art for Jewelry yine fuara değer katıyor. Siz de Art for Jewelry'ye bir katkı sağladınız. Klasik araçlarınızdan bir tanesi fuardaydı. Neler söyleyeceksiniz? Yani klasik araç... Araba merakınız oldu. Evet, araba merakımız var ama işte şeyi böyle... Klasik araçta daha yeniyiz. Geçmişte işte merakımız vardı. Bir başlangıç diyoruz bunun için. Bir başlangıç yaptık. Bakalım sonrası ne olur. Hayırlısı. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.